Merhaba hocalarım. Sizlere örnek olması açısından baştan sona oluşturduğum bir sınavımı sizlerle paylaşacağım. Dersim teknik ve mesleki resim dersi. Siz kendi dersiniz için bu videoyu aynen uyarlayabilirsiniz. Yoğun talepler neticesinde böyle bir videoyu yayınlama ihtiyacı hissettim. Umarım sizlere faydalı olur. Öncelikle dersimizin adını seçiyoruz. Sağ tıklıyoruz. Kopyala diyoruz. Ve dersin sınıf çalışmaları sayfasına geliyoruz. Buradan oluştur butonuna tıklayıp test ödevi seçiyoruz. Ve buraya biraz önce kopyaladığımız kısmı yapıştırıp boşluk bırakıp vize sınavı şeklinde veya ara sınav şeklinde oluşturuyorsunuz. Şimdi bu talimatları, toplam puan, son tarih, konu kısmını en sona bırakacağım. Öncelikli olarak en alt tarafa eklediği blank quiz kısmını düzenleyeceğim. Oraya tıkladım. Yeni sekmede boş olarak oluşturduğu formu açıyorum. Şimdi buradan sol tarafta, en üst tarafta blank quiz yazan kısmı, biraz önce yine kopyaladığım kısmı yapıştırıyorum. Vize sınavı yazıyorum. Yine formül açıklaması kısmına tekrar yapıştırıyorum. Vize sınavı giriyorum. Formül sınava ait açıklamaya giriyorum. Buraya bir açıklama girdim. Daha sorularımı oluşturmaya başlamadan önce başlık ve açıklama kısmını ekleyeceğim. Hatta isterseniz en başında formun genel ayarlamalarını yapalım. Daha sonra unutmamak adına. Şimdi burada genel sekmesinin altında e-posta adreslerini topla kısmını işaretliyorum. Oturum açmak gerekir kısmının altında da Bozok Üniversitesi alanındaki ve güvenilir kuruluşlardaki kullanıcılarla kısıtla seçeneğini işaretliyorum. Şimdi bunu işaretleyerek öğrencilerin kişisel e-posta adresleriyle giriş yapmalarını veya bizim kurumumuzun dışında herhangi bir kişinin sınava giriş yapmasını engellemiş oluyorsunuz. En altta bunun bir altında bir yanıtta sınırlandır seçeneği de işaretlememiz gerekiyor. Bunun da nedeni öğrenci bir sınavı bir kere yapabilsin. Tekrar tekrar girip o sınavı birkaç kere yapamasın. Sunu sekmesini seçiyoruz. Burada ilerleme çubuğunu göster ve soruların sırasını karıştır seçeneklerini işaretliyoruz. Bu şekilde soruların sırası karışacaktır. Onay iletisi öğrenci sınavınızı bitirdikten sonra en son karşısına çıkacak olan mesajı içermektedir. Buraya ben sınavınız tamamlanmıştır. Başarılar dilerim gibi bir mesaj ekledim. Testler sekmesine geliyorum. Bunu test yap seçeneğinin kesinlikle seçili olması gerekiyor. Notu açıklama kısmında her gönderimden hemen sonra değil, onun bir altında daha sonra manuel incelemenin ardından kısmı tikli olsun ki bu şekilde kısa yanıtlı veya uzun yanıtlı açık uçlu bazı soruların cevaplarını öğrencilere geri bildirim olarak verebileceksiniz. Katılımcılar şunları görebilir seçeneklerinin de sadece puan değerleri kısmı seçili olsun. Çünkü öğrenciler doğru cevaplayıp cevaplamadığı soruları göremesinler. Yani hangi soruyu doğru cevap görüp doğru cevaplayıp cevaplamadığını bilmesinler. Çünkü aralarında bunu paylaşıp kopya çekimi vesaire gibi bazı sıkıntılar doğurabilir.
Bu ayarlamaları hepsini yaptıktan sonra tekrar genel sekmesine geçiyorum. Gördüğünüz gibi sunum sekmesine geçiyorum. Gördüğünüz gibi ve test sekmesine tekrar geliyorum. Bu alanları işaretledim. Ve bu alanları işaretten sonra kaydet butonuna tıklıyorum. Artık sınavımız sorulara eklemeye hazır hale gelmiştir. En başında bir başlık ve açıklama kısmı ekliyorum. Buraya öğrencilerin kişisel bilgileri talep ettiğimiz kısmı içermektedir. Ve bu alana zorunlu olarak iki tane soru ekleyeceğim. İlk eklediğim soru adı soyadı kısmı. Burası kısa yanıt olacak ve gerekli olarak işaretlememiz gerekiyor. Öğrencilerin adını ve soyadını talep edeceğiz. Onun altına okul numarası diye bir kısım daha ekliyorum. Bu da kısa yanıt olacak. Ve şurada yanıt doğrulaması eklendi diye bir kısım var. Orayı kaldır diyeceğiz. Burayı da gerekli olarak işaretleyeceğiz. Kişisel bilgileri istediğimiz kısım tamamlandı. Şu sağ yukarıda ayarlar butonunun sol tarafında hemen ön izleme butonu var. Bu butona tıklayarak öğrencilerin sınavınızı nasıl görüntüleyeceğini görebilirsiniz. Ön izlemesini görebilirsiniz. Burada Untitled Questions var. Bunu tabi sileceğim. Bu kendisi otomatik oluşturduğu bir soru. Tamam, formum gayet güzel gidiyor. Bunu kapatıyorum. Buraya bir tane bölüm ekliyorum. Bu bölüm bir sonraki sayfa anlamına geliyor. Buraya sorular başlığını atıyorum. Ve hızlı bir şekilde birinci soru diyeyim ve tekrar ön izleme butonuna tıklayayım. Ne demek istediğimi anlatmak istiyorum. Öğrenci açtığı zaman karşısında ilk önce bu sayfayı görecek. Sizin yaptığınız açıklamayı görecek. Kişisel bilgileri girmesi gerekiyor. Girmezse bu yanıtlanması zorunlu bir sorudur gibi bir seçenekle karşılaşacak. Buraya kendi yanıtlarını girdikten sonra, sonraki sayfa dedikten sonra soruları görmeye başlayacak. Gönder butonuna tıklayınca da zaten şöyle gönder butonuna tıklayalım. Böyle bir ekranı görmesi gerekiyor. Sizin yapmış olduğunuz açıklamayı da burada aşağıda görüntülecektir. Gayet güzel gidiyoruz. Sıkıntı yok. Şimdi birinci soruyu gireceğim. Benim ilk hazırladığım soru, bu sınav için hazırlayacağım soru. İlk soru çoktan seçmeli bir soru. Çoktan seçmeli sorulara cevap anahtarı girmem gerekiyor. Ben her soruya, en son soru hariç her soruya 10 puan gibi bir puanlama vereceğim. İlk soruyu oluşturmayı size gösterdikten sonra hızlı bir şekilde en son soruya kadar geçiş yapacağım. İlk sorum şudur. Aşağıdaki komutlardan hangisi daire şöyle yapalım. Aşağıdaki komutlardan hangisi daire çizmemizi sağlar gibi bir soru. Tabi buradan çoktan seçmeli işaret olması gerekiyor. İlk seçeneği belirliyorum. Altına yeni seçenek ekliyorum. Bir altına. Beş seçenekli bir soru olacak bu. Poligon seçeneği. Bunu yaptıktan sonra çoktan seçmeli bir soru olduğu için cevap anahtarını hemen oluşturacağım. Bu sorunun cevabı circle olması gerekiyor. Ve buna 10 puan olarak bir değer belirledim. Tamamlandı dedim. Tabii bunu gerekli olarak işaretlemiyorum. Çünkü niye? Öğrenci boş bırakabilir soruyu. Bırakması demek soruyu bilmediği anlamına gelir. Tabii çoktan seçmeli soruyu genelde öğrenciler boş bırakmaz ama biz yine de bunu gerekli olarak işaretlemeyelim. Benim tavsiyem. Bir sonraki soruyu ekleyeceğim. Evet, ben sorularımı oluşturdum. Hızlı bir şekilde
Şöyle anlatacak olursak, ilk oluşturduğum soru bir çoktan seçmeli sorusu. Ona bir cevap anahtarı girdim, bir puan girdim, tamamlandı dedim. Sonraki soru birden fazla cevabı olan bir soru. Cevapları girdim, cevap anahtarı olarak ve puanı girdim, tamamlandı dedim. Tabii iki tane cevabı var burada. 10 puandan 5'er 5'er, yani 5 5 şeklinde kabul edecek. Bir sonraki soru kısa cevaplı bir soru. Boşluk doldurma olarak boşluk doldurma olarak oluşturdu. Ona cevap anahtarı kısmından belli bir cevap anahtarı girmiyorum. Kısa yanıt olduğu için. O puan türünü giriyorum. Bunları yanlış olarak değerlendirecek sistem. Manuel olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Otomatik olarak değil. Tamamlandı diyorum. Bir sonraki soru yine kısa cevap sorusu. Ona da bir 10 puan girdim. Ondan sonraki soru yine çoktan seçmeli. 10 puan cevap anahtarına girdikten sonra 10 puan olarak girdim. Daha sonra soru yine bir kısa yanıt sorusu. Ona da bir cevap anahtarına 10 puan girdim. Bir sonraki soru çoktan seçmeli sorusu. Ona da bir 10 puan girdim. En son soru doğru yanlış sorusu olarak hazırladım. 30 puan kalmıştı. 5 tane madde var. Her bir maddeye 6 puan vererek cevap anahtarını hazırladım. Şimdi ön izlemesine bakalım. En son test etme için. Son test diyorum. Tabii soruları karıştırdığı için şöyle soruları karıştırdığı için burada da hani ad soyad ve okul numarasını karıştırıyor. Bu gayet normal. Bunda sıkıntı yok. Sorulara bakıyorum. Bir sonraki sayfada bir nesneyi işte ilk soruya belli bir yanıt veriyorum. İşaretleme yapıyorum. Doğru yanlış. İşaretliyorum. Gönder diyorum. Yanıtlarım burada gösteriliyor. En son sorudan aldığım puan işte burada gösteriliyor. Kaç puan aldığını görebiliyorsun. Dikkat et, her bir öğrencinin üstüne tıkladığında verdiği sorulara teker teker bakabiliyorsunuz diyorum. Artık sorularım hazırdır. Bu kısmı artık hiçbir şey yapmaya gerek yok. Sorularımı oluşturdum. Tekrar bu sayfaya geliyorum. Bu sayfadan talimatlarımı giriyorum. Talimatları şurada formda yaptığım aynı açıklamaya gireceğim. Aynı açıklamaya gireceğim. Sağ tarafta bazı noktaları işaretlemem gerekiyor. Şimdi benim sınavım normalde yarın 11.30'da başlayacak. Tabii yapılmış bir sınav ama hani o şekilde anlatıyorum. Sınav 11.30'da başlayacak. Yarım saat sürecek. 12'de tamamlanacak. Şuraya yeni bir konu oluşturuyorum. Vize sınavı şeklinde. Tüm öğrencilere planlamasını yapacağım. Saat 11.30'da başlayacak şekilde planlamasını yapıyorum. Yarım saat süre vermiştim öğrencilere. Ve bu şekilde sınavım hazır. Şimdi ilk yapacağım şey sınav hazırlıktan sonra dersin akış sayfasına geçip öğrencilere bir duyuru paylaşmak.
Bu şekilde bir açıklama yapıyorum. Yayınla dedim. Buradan duyuru yaptıktan sonra sınıf çalışmaları sayfasına geliyorum. Google takvimi açıyorum. Google takvimden tam sınav zamanına 11.30'a başlık kısmını teknik ve mesleki resim vize sınavı diyorum. Açıklama kısmına da tabii benim kendi nacizane kendi tercihim. Siz bu tercihleri kullanabilirsiniz, kullanmayabilirsiniz. Ama arkadaşlar, hocalarım şeyde duyurduğumuz kadarıyla, gruplarda vesaire duyurduğumuz kadarıyla öğrencilere dersin ana sayfasından ve takvim kısmından duyurunun yapılması, buna ek olarak WhatsApp gruplarından da duyurulması zorunlu olarak tebliğ edildi. Hani bilen yoksa da buradan bunu açıklıyorum. Bunu etkinlik olarak paylaşıyorum. Tüm öğrencileri davet edeceğim. Burada tüm öğrencileri burada görebiliyorum. Bir canlı ders yapmayacağız. Şu kısmı kapatıyorum. Açıklamayı bu şekilde yaptım. Kaydet dedim. Tüm öğrencilere en azından etkinlik daveti gönderiyorum. O şekilde de bilgilendirmiş oluyorum. Ve en son olarak da WhatsApp gruplarımıza girip öğrencileri oradan buraya yaptığım açıklamayı kopyalayıp oradan öğrencileri yapıştıracağım ve öğrencileri oradan da bilgilendireceğim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Biraz sesim kısık. Bunun için kusura bakmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.